Merhaba arkadaşlar, bugün dijital multimetre ile 1,5 voltluk pillerimizi ölçeceğiz. Buradaki bütün piller, gördüğünüz gibi buradaki bütün piller 1,5 volt. Hatta bir tanesinden göstereyim. Şurada 1,5 volt yazıyor. Şöyle koyalım. Burada da bir tane kumandam var. Çalışmıyor, içinde pil var. Burada ampul var, gördüğünüz gibi. Şu an kumandanın tuşlarına basıyorum. Ampulden görebilirsiniz. Yanmıyor. Mor veya mavi bir ışık yanması lazım. Yani bir tane ışık yanması lazım. Şimdi bu multimetreyle nasıl ölçebileceğinizi ve bir tane her gün bir sürü piliniz varsa bir tane ölçmek istemiyorsanız size nasıl bir yöntem bulacağınızı söyleyeceğim. İlk önce bir tane pil ölçelim. Buradaki hepsi 1,5 volt. Burada dijital multimetrede 1,50 yazması lazım. Bakalım yazacak mı? Şimdilik bir tane pil aldık. Şuraya koyalım hemen dijital multimetremize. Şöyle ölçelim. Hatta ben takmadan bile 1 volt yazdım. Bu 1,5 volt. 1,50'yi geçemedi. Koyalım. Şimdi bunu deneyelim. Bu da yararlı 1,5 volttur. İkisi çünkü aynı. Evet, bu da 1,5 volt. Şimdi bunu deneyelim. Evet, bu dolu mesela. Bunu takabiliriz. Eğer ondan eşit varsa 1,55. Bu da herhalde eşittir. Aynı marka bu da. Evet, eşit. Tamam. Bu iki pilimizi kumandaya takacağız. Bakalım çalışacak mı? Şimdi kumandamızın arkasını açalım. Şöyle çıkartalım pilleri. Evet. Evet arkadaşlar, bir de burada bir tane duyuru yapmak istiyorum. Pil almayın, normal pil almayın. Buradaki pilimiz gibi rechargeable pil alın. Yani piliniz bitti, bataryası bittiği zaman güzel rechargeable alırsanız pil bittiğinde onu geri şarj edebilirsiniz. Onların şarj yerleri var. Evet, şimdi diğer pillerimizi takalım hemen. Bakalım. Artı eksi yönler var gene. Bu eksi yaya gelecek arkadaşlar. Şimdi onun tam tersini takalım. Şimdi kumandamızın kapağını kapatalım. Şimdilik bir mor ışık yanıyor. Dur diye düşünüyorum, herhalde de yanıyor. Şöyle pillerimizi çıkartalım. Gördüğünüz gibi yanıyor mu bilmiyorum. Evet, yanıyordur büyük ihtimal. Şimdi biz bunlar çalıştığı için bir kenara koyalım. Şuraya koyalım. Ama dijital multimetremizin yanına. Ve gelelim pilleri böyle tek tek ölçmek istemiyorsanız pilleri nasıl çoğaltarak böyle buradaki 1,5 voltları birleştirin ve iki tarafına şu iki ucu da koyun. Göstereyim ben hemen size. Şöyle koydum, gördüğünüz gibi. Böyle koydum. Hareket etmemeleri lazım. Şimdi takıyorum. Bakalım ikisi güçlerini birleştirerek 3 volt yapabilecekler mi? Şunu sabit duracak bir yer bulalım. Ve 3 volt yaptılar. 3,12 yaptılar hatta. Bunlar da çalışıyor. 3 volt yapabiliyorlar. Ama maalesef ki kumandamıza giremiyorlar. Bize kalem pil lazım. Kalem pil şu şekilde 2A. 1,5 volt.
Bu küçükler de 1,5 volt ama ancak bizim işimize yaramıyor. Çünkü karanfil değil. Şimdi şu ikisini bakalım. Bunlar da uzun ömürlüdür herhalde. Hepsi 1,5 volt olduğu için hepsine uzun ömürlü demek istemiyorum fazla. Bunda bakalım kaçı görecek. Evet, 1,33 çalışmıyor. Şöyle şu ikisini birleştirerek yine 3 volt yapalım. Hatta durun, hatta aklıma bir fikir geldi. Buradaki bütün pilleri alıp birleştireyim. Şöyle. Şöyle birleştirelim, birleştirelim. Ve de daha sonra böyle birkaç video sonra sadece dişten multimetrenin ne işe yaradığını söyleyeceğim. Bu videoda değil tabii ki de. Bir sonraki baya baya sonraki videoda bakalım kaç volt edecekler. Çok büyük bir düzine var. Düzineyi geçti mi bilmiyorum. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hayır, geçmedi. 6'dan bir tane daha 6 olsa düzine olacak. Şöyle birleştirdik. Evet, şu an kardeşlikler var. Şu anlık güçleri ortak herhalde. Bütün 2A pilleri, kalem pilleri aldım ve takıyorum. Taktım. Evet, taktım. Tamam, şimdi bunu buraya bakalım kaç volt çıkacak. Şu anda bir şey çıkmadı ve bozuldu. Evet, böyle çok uzun yaparsanız bozuluyor. Siz bunu sakın evde denemeyin. Yani deneyenler olursa denesin. Ben bilmem. Ama bir sürü piliniz varsa ve bunları böyle ölçerseniz elektrik çarpması yüksek. Çünkü burada güçlerini birleştiriyorlar. Hani iki tane de sorun yok. Tamam, ona bir şey demiyorum ama bunu evde denemeyin. Bir şey olursa diye. Evet. Hadi bakalım sağ salim ölçebiliriz inşallah. Şu bir oynamasa. Evet, bir şey göstermedi. 4 tane ölçelim o zaman. Hiç olmuyor düzine. Halay kalabalığı olmuyor. Düğünlerde de hep böyle olur. Ancak 3 volt. Zaten bunların ikisi 3 volt ediyor. 6 volt olması gerekiyordu normalde ama 3 volt çıktı. Herhalde o kıpırdadıkları için. Bakalım kaç tane 2A pilimiz varmış. Bayağı da bir varmış ha. Hiç kullanmadığımız varmış. Bugüne kısmet düştü. Şöyle alalım bunu da. Şöyle bakalım. 4, 8, 10. 10 tane. Bir de diğer pillerden. 10, 11, 12. Hepsini alalım. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 tane pilimiz varmış. Çok yüksek. Bunların hepsini ölçebilir miyim bilmiyorum. Bence ikişer ikişer devam edeyim. Yoksa bu hiç bitmez bu piller. İkişer ikişer devam edeceğim. 3 voltsa koyacağım multimetrenin arkasına. Eğer değilse buraya koyacağım.
Evet arkadaşlar, çabucak saydım. 35 tane var burada tamı tamına. Evet. Bu multimetre denilen şey piller için, pilleri ölçmek için burada voltlar var. Biz şu anlık 20'yi kullanıyoruz. 20'yi veya diğer 200'ü. Ama biz büyük ihtimal 20'yi kullanıyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi 20 yazıyormuş. Ve bu şekilde ikisini birleştirerek göstereyim. Şu şekilde. Küçük olduğuna bakmayın. 1,5 volt. Uzatmışlar. O yüzden 1,5 volt. Yoksa büyükten daha uzunlar. Ama tek bir aksiliği var. O da hiçbir kumandaya girmiyor. Bazı kumandalara giriyor. Bazı küçük kumandalara girebiliyor. Ama bizim kumandamız kalem pil. Ve de en önemli özellik, artı ve eksi yönünden takmanız lazım. Yoksa eksi eksi takarsanız hiç olmaz. Şöyle takalım. Evet, 3 voltu gördü. Ben gördüm. Videoyu yavaşlatarak izlerseniz 3 voltu gördüğünü görebilirsiniz. Şimdi büyükle büyüğü. Bu son. Sonra videoyu kapatacağım. Şöyle. Bakalım. Üçü göremiyor. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir şey istiyorsanız, başka bir şey çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.